Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benden alacağınız tarif kapalı et döner pide tarifi olacak. Herhangi bir marketten 200 gramdan 2 paket et döner aldım arkadaşlar. Bu biraz dondu. Ben çözmek için tencereme aldım. 3-4 dakika bunu pişirmeye alacağım. Diğer malzemelerimizde 2 adet yumurta sarısı var üzerine sürmek için. 2 tatlı kaşığı tuzum var. Yarım tatlı kaşığı mayam var. Mayamız 1 tatlı kaşığı falan koymayın arkadaşlar. Çünkü biz çörek yemeyeceğiz, pide yiyeceğiz. 350-400 gramda da şu göz kararı bir kaşar rendeledim. Kaşarım var. Kettle'da ılıttığım suyum var. Bir de böreklik unum var. Katmerlik, böreklik, çöreklik un. Videonun açıklama kısmına malzemelerin miktarını bırakacağım. Ben unumu göz kararı yapacağım. Ortalama 5-6 su bardağı gider diye tahmin ediyorum. Hamurumuzu yapmaya başlayalım. 6 su bardağı unumuzu tezgahımıza döktük güzelce. Şu şekilde de biraz da un aldım. Ekstradan yanıma hamurumu açarken kullanacağım. Hemen havuzumu oluşturuyorum. Tuzumu ve mayamı ilave ettim. Tuzumu ve mayamı karıştırıyorum arkadaşlar. Fazla dağıtmadan. Bundan sonra suyumu kontrollü bir şekilde dökmeye başlıyorum. Hamurumuz sert bir hamur olmayacak, yumuşak da olmayacak. Eli yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra puzzlamaya geçeceğiz. Burada hamurumuzu karıştırırken yanlardan aldığımız unları, şuradan aldığımız unları burada güzelce yedirdikten sonra tekrar un alıyoruz. Unu komple boca yapmayın. Yoksa hamurumuz bir anda topaklaşacaktır. Kontrolü zorlaşacaktır. Hafiften yanlardan un alıyoruz. Aldığımız unu yediriyoruz. Unumuz bitmeye yakında hamurumuzun sertliğine göre su ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar hamurumu toparladım. Şu şekilde. Hamurumu parçalayarak, iterek, toplayarak güzelce yoğuracağım. Bu şekilde 2 dakika yoğursanız yeterli. Fazla yoğurma istemez. Ve elinizin sıcaklığıyla hamur yoğurdukça iyice yumuşaklaşır, elinize yapışır. Benim yoğurma işlemim de tamamlandı. Hamurum bu şekilde. Hamuru bu şekilde yaptıktan sonra dinlendirmeye gerek yok arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce açıp bezeler haline aldıktan sonra beze yapacağız hamurumuzu. Ondan sonra bir 5 dakika 10 dakika dinlense yeter. Çok dinlenme isteyen bir hamur değil bu çünkü. Hamurumuzu şu şekilde ufak bezelere böleceğiz. Bakalım kaç tane çıkacak. 2. 12 adet bezemiz çıktı. Bezelerimizi şu şekilde yapıyoruz. Thank you.
tezgahıma biraz un serpiyorum. Bezelerimi köşeye alacağım. Fazla değil. 5-10 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başlayacağız. Uygun bir bezle bezelerimin üzerini kapatıyorum. Kaysaklanmasın. 5-10 dakika dinlendikten sonra hamurumuzu açmaya geçebiliriz. Arkadaşlar bezemizi aldık. Tezgahımızı unumuzu attık. Üzerine biraz unumuzu koyduk. Hamurumuzu önün arkasını unladık. Açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu çevirerek açacağız. Çeviriyoruz ileri geri. Çeviriyoruz ileri geri. Hamurumuzun uzunluğunu tepsinize göre verebilirsiniz. Sonra yan çeviriyorum hamurumu. Birkaç defa gidiyorum üzerinden. En son olarak elimle hafiften şöyle bir açıyorum. Bırakıyorum. Etimi koyuyorum. Daha sonra kaşarımı. Malzemeyi dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Bundan sonra uç noktadan başlıyorum. Şu şekilde. Şu iki baş parmağımla önden destekleyeceğim. Arka parmaklarıma sıka sıka gidiyorum. Yani şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi. Ben iki tane hazırlamıştım önceden. Bu da üçüncüsü oldu arkadaşlar. Güzelce hazırlamış olduğum yumurta sarısını yediriyorum. Daha sonra önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına bu arkadaşları gönderiyorum. Arkadaşlar 5 tane daha et dönerli kapalı piden çıktı. 3 tanesi de fırında. Onlar da şu anda pişiyor. Ayrıyetten de diğer kalan hamurlarımı da açtım. Bunları da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mantarlı olur, patatesli olur, ıspanaklı olur. Benim elimde şu anda kaşarım var. Kaşar rendeleyeceğim. Kalan da kaşarlı ve yumurtalı yapacağım. Daha sonra görüşürüz. Pidelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi önü ve arkası çok güzel pişti. Güzelce tereyağıyla yağlıyoruz. Şöyle bir keselim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel kapalı pidem oldu. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben tadına da baktım. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını aldık. Kanalımı takip edip beğeni atarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Yapanlar için afiyet olsun. Allah'a emanet.